Tekrar merhaba. Ustalık gerektiren kafaya takmama sanatı kitabımızı okumaya devam ediyoruz. Mark Manson'ın iyi bir yaşam sürmek için sezgilere aykırı bir yaklaşım. Bölüm 3'teyiz. Özel değilsiniz. Bir zamanlar bir adam tanırdım. Adına Jimmy diyelim. Jimmy'nin bitmek tükenmek bilmez iş girişimleri vardı. Herhangi bir günde ona ne yaptığını sorsanız danıştığı bir şirketin adını Melek yatırımcılardan fon aradığı, büyük geleceği olan tıbbi bir uygulamayı söyler ya da ana konuşmacısı olduğu bir hayırseverlik organizasyonundan söz eder veya kendisine milyonlar kazandıracak daha randımanlı bir benzin pompası hakkındaki fikirlerini açıklardı. Adam her zaman yuvarlanırdı her zaman hareket halindeydi ve bir santimlik bir konuşma imkanı sunsanız dünyayı yerinden sarsacak olan işinden son fikirlerinin nedenli parlak olduğundan söz eder o kadar çok ünlünün adını sıralardı ki kendinizi bir tabloid gazetesinin habercilerinden biriyle konuşuyorsunuz zannederdiniz. Jimmy her zaman olumluydu. Her zaman kendini zorlardı. Her zaman bir açısı vardı gerçekten de tuttuğunu kopartan biri gibi görünürdü. Artık bu ne demekse. Sorun şu ki, Jimmy tam bir laf hebesiydi. Sadece konuşurdu. Bir iş yapmazdı. Çoğunlukla da kafası iyiydi. İş fikirlerini harcadığından daha fazlasını barlarda ve lüks lokantalarda harcardı. Jimmy tam bir profesyonel sülüktü. Ailesinin zor kazandığı parayla yaşardı sahte fikirler ve geleceğin teknolojik zaferleriyle şehirdeki herkes gibi onların da başını döndürürdü. Elbette arada bir gerçek bir çaba harcadığı da olurdu. Telefonu alır, kodamanın birini arar ve dağarcığındaki adlar bitene kadar ünlülerin ismini sayardı. Ama gerçekten bir şey olduğu yoktu. Bu girişimlerden hiçbirinin gerçekleştiği görülmedi. Adam yıllarca böyle devam etti. 20'lerinin sonuna gelene kadar kız arkadaşlarının ve yakın ve uzak, giderek de daha uzak akrabalarının sırtından geçindi. En berbat tarafı da Jimmy bu konuda kendini iyi hissederdi. Kendine güveninin seviyesi yanıltıcıydı. Onu gülenler ya da telefonu yüzüne kapatanlar Jimmy'ye kalırsa hayatlarının fırsatını tepiyorlardı saçma iş fikirleri nedeniyle onunla alay edenler dehasını anlamak için çok cahil ve deneyimsizdiler. Berbat yaşam biçimine laf edenler kıskançtı. Başarısına haset duyan ve nefretten başka duygu bilmeyen insanlardı. Jimmy biraz parada kazandı. Genellikle üç kağıtçı yöntemlerle başka birinin fikrini kendi fikri gibi satarak, birinden borç para alarak, bir başkasını yeni başladığı işimden hisse almaya ikna ederek. Arada bir konuşma yapması için insanları ona para vermeye ikna da etti. Ne hakkında olduğunu hayal bile edemiyorum. En kötüsü de Jimmy kendi saçmalıklarına inanırdı. Kendi hakkındaki yanılgısı o kadar kurşun geçirmezdi ki ona kızmak gerçekten zordu aslında bir biçimde büyüleyiciydi. 1960'larda bir ara yüksek bir özgüven duygusu geliştirmek, kişinin kendi hakkında olumlu düşünceleri ve duygulara sahip olması psikolojiyi kasıp kavurmaya başladı. Araştırmalara göre kendileri hakkında olumlu düşünen insanlar genellikle daha iyi performans gösteriyorlar ve daha az sorun yaratıyorlardı. O zamanlar birçok araştırmacı ve yasa yapıcı toplumun özgüveni yükseltmenin elle tutulur sosyal yararlara yararları olacağına inanıyordu. Daha az suç, daha iyi akademik kayıtlar, daha iyi işler, daha az bütçe açığı. Bunun sonucu olarak bir sonraki 10 yılda, 1970'lerde ebeveynlere özgüven alıştırmaları öğretildi terapistler, politikacılar ve öğretmenler buna büyük önem verdiler. Okulların müfredatına girdi. Örneğin, not ortalamaları yükseltildi ki ortalamanın altında kalan öğrenciler başarısızlıkları konusunda kendilerini daha iyi hissetsinler. Her türlü gündelik, sıradan etkinlik için katılım ödülleri, sahte ödüller düzenlendi. Öğrencilere mantıksız ev ödevleri verilmeye başlandı. Örneğin neden özel okulduklarını, neden özel olduklarını düşündüklerini yazmaları istendi. Ya da kendilerinde en çok beğendikleri beş şey. Rahipler ve din görevlileri cemaatlerine her birinin Tanrı'nın gözünde biricik olduğunu söylediler. Hepsi mükemmel olmaya yazgılıydı. Ortalama değil. İş ve motivasyon seminerleri sürekli aynı paradoksal mantrayı yineliyorlardı her birimiz birer istisnaydık ve korkunç derecede başarılı olabilirdik. Bir nesil sonra veriler gelmeye başladı. Hepimiz birer istisna değildik. İnsanın kendini iyi hissetmesi için ortada gerçek bir neden yokken iyi hissetmesinin bir şey ifade etmediği anlaşıldı. Aklı sağlam, başarılı yetişkinler olabilmemiz için tersliklerin ve başarısızlığın gerekli olduğu anlaşıldı insanları özel olduklarına ve ne olursa olsun kendilerini iyi hissetmeye inandırmanın toplumu Bill Gates'ler ve Martin Luther King'lerle değil de Jimmy'lerle doldurduğu belli oldu. Jimmy hayal ürünü girişimci. Her gün esrar çeken, kendisi hakkında konuşmak ve söylediklerine inanmaktan öte pazarlamaya yeteneği olmayan Jimmy İş ortağını bağıra çağıra olgun olmamakla suçlayan, sonra şirketin kredi kartıyla Le Bernardin'de bir Rus mankeni etkilemeye çalışan Jimmy. Ona daha fazla borç para verecek amcalarını ve teyzelerini hızla tüketen Jimmy. Evet, o kendine güvenli, kıymeti kendinden mekul, menkul Jimmy. Ne kadar iyi olduğu hakkında konuşmaktan gerçekten dişe dokunur bir şey yapmayı unutan Jimmy. Özgüven hareketinin sorunu özgüveni insanların kendileri hakkında ne kadar olumlu düşündüğünü ölçmesidir. Ama insanın öz değerinin gerçek ve doğru ölçüsü kendisinin olumsuz yönleri hakkında nasıl hissettiğidir. Jimmy gibi bir insan zamanın %99.9'unda kendini harika hissediyorsa ve bu arada yaşamı dağılıp gidiyorsa bu nasıl başarılı ve mutlu bir hayat için ölçüt olabilir? Jimmy'ye kalırsa her şeye hakkı vardır. Yani kazanmadan iyi şeylere sahip olmaya hakkı olduğuna inanır. Gerçekten çalışmadan zengin olabileceğine inanır. Gerçekten kimseye yardım etmeden sevileceğine ve iyi ilişkiler kurabileceğine inanır. Hiçbir fedakarlıkta bulunmadan harika bir hayat tarzı olabileceğine inanır. Jimmy gibileri kafayı kendilerini iyi hissetmeye öylesine takmışlardır ki hiçbir şey yapmadıkları halde büyük şeyler başardıkları yanılsamasına kapılırlar. Kendilerini küçük düşürmekten başka bir şey yapmazken sahnede harika sunumlar yaptıklarını sanırlar. Hiçbir işte başarı kazanamadıkları halde kendilerini büyük girişimciler sanırlar. Sadece 25 yaşında oldukları ve hayatta dişe dokunur tek bir başarıları olmadığı halde kendilerine yaşam koçu derler ve başkalarına yardım etmek için para isterler. Bu kıymeti kendinden mekul insanlar yanıltıcı derecede özgüven saçarlar. Gözeneklerinden özgüven fışkırır. Bu güven başkalarını kandırabilir en azından bir süre. Bazen de bu kıymeti kendinden menkul kişinin yanıltıcı özgüven seviyesi bulaşıcı olur. Ve çevrelerindekilerin de kendilerini daha güvenli hissetmesine yardım eder. Jimmy'nin tüm maskaralıklarına rağmen kabul etmeliyim ki arada bir onunla takılmak eğlenceliydi. İnsan onun yanında kendini yenilmez hissediyordu. Kıymeti kendinden mekul olmanın sorunuysa bu insanlar başkalarına ağır bedeller ödetmek pahasına kendilerini sürekli iyi hissetmeye ihtiyaç duyarlar. Ve sürekli kendilerini iyi his hissetmeye ihtiyaç duydukları için de zamanlarının çoğunu kendilerini düşünerek geçirirler. İnsan bir kenefte yaşarken insanları kendini bokunu kokmadığına ikna etmesi çok fazla enerjiye ve çabaya mal olur. İnsanlar çevrelerinde ne olursa olsun sürekli kendilerini yüceltecekleri düşünce yapısını geliştirdikleri zaman bunu kırmak aşırı derecede zordur. Onları mantığa davet eden her çaba ne denli akıllı, yetenekli, iyi görünümlü, başarılı olduklarını kabul edemeyen biri tarafından üstünlüklerine yapılmış bir başka tehdit olarak ele alır. Bu her şeyi hakkı görme durumu narsisist bir köpük gibi kendi üzerine kapanır ve her şeyi kendini güçlendirecek şekilde çarpıtır. Her şeyi kendine hak gören insanlar için yaşamlarındaki her olay ya yüceliklerini onaylar ya da ona karşı yapılmış bir tehdittir. Başlarına iyi bir şey gelirse bu inanılmaz işler başardıkları içindir. Başlarına kötü bir şey gelirse Onları alaşağı etmek için fırsat kollayan bir kıskanç yapmıştır. Her şeyi hak görmek sızdırmazdır. Ona tesir edilemez. Bu kişiler üstünlük duygularını besleyen her şeyle kendilerini yanıltırlar. Davranışları çevrelerindekilere karşı fiziksel ya da duygusal olarak tacizkar olsa da ne pahasına olursa olsun o zihinsel cepheyi korurlar ancak her şeyi kendine hak görmek başarısız bir stratejidir. Başka bir kafa bulma şeklidir. mutluluk değildir. Öz değerinin gerçek ölçütü kişinin kendini pozitif deneyimleri hakkında nasıl hissettiği değil, negatif deneyimleri hakkında nasıl hissettiğidir. Jimmy gibi bir adam her dönemeçte hayali başarılar uydurarak sorunlarından kaçar. Sorunlarıyla yüzleşmediği için de kendini ne kadar iyi hissederse hissetsin zayıftır. Gerçekten öz değeri olan biri karakterinin negatif yönlerine bakabilir ve açıkça "Evet, arada bir para konusunda sorumsuz davranıyorum." diyebilir. "Evet, sık sık başarılarımı abartıyorum." "Evet, fazlasıyla başkalarının desteğine muhtacım, kendi ayaklarımın üzerinde durabilmem gerekir." Sonra da bu yönlerini geliştirmek için çalışır. Ama her şeyi kendine hak görenler, kendi sorunlarını dürüstçe ve açıkça kabul edemedikleri için yaşamlarında uzun soluklu ve anlamlı bir iyileşme sağlayamazlar. Durmadan kafa yaparlar ve sürekli daha fazla inkar ederler ama eninde sonunda gerçek darbesini vurur ve altta yatan sorunlar bir kez daha yüzeye çıkarlar. Mesele bunun ne zaman olacağı ve ne kadar ıstırap vereceğidir. Her şey dağılıyor. Sabahın dokuzunda biyoloji dersinde oturmuş, başımı masaya dayamış, gözlerimi saatin yel kovanının hareketine dikmiştim. Her tık öğretmenin, öğretmeninin kromozomlar ve mitoz bölünme hakkındaki vızıltısıyla ritim yapıyordu floresan aydınlatmalı, boğucu bir sınıfa tıkılmış her 13 yaşındaki çocuk gibi sıkılıyordum. Kapı çalındı. Müdür yardımcısı Bay Price'ın başı göründü ve dersi böldüğüm için özür dilerim. Mark benimle gelir misin? Eşyalarını da yanına al dedi. Tuhaf olduğunu düşünmüştüm. Öğrenciler müdür yardımcısına gönderilirlerdi. Müdür yardımcısı ayaklarına gitmezdi. Eşyalarımı topladım ve sınıftan çıktım. Koridor boştu. Ufukta yüzlerce bej dolap iç bükeyi bir, bir görüntü oluşturuyordu. Mark, lütfen beni dolabına götürür müsün? Elbette dedim ve koridorda yürümeye başladım. Bol kot, karma karışık saç, üzerime büyük gelen pantera tişörtü falan. Dolabıma vardığımızda aç lütfen dedi. Ben de açtım. Önünde durdu ve paltomu, spor çantamı, sırt çantamı, dolabımın içindeki her şeyi aldı. Sadece birkaç defter ve kurşun kalem kalmıştı. Yürümeye başladı ve dönüp arkasına bakmadan benimle gel lütfen dedi. Kendimi huzursuz hissetmeye başlamıştım. Odasına girdik. Benden oturmamı istedi. Kapıyı kapattı ve kilitledi. Pencereye gitti ve panjurları içerisi görünmeyecek şekilde ayarladı avuçlarım terlemişti. Bu normal bir müdür yardımcısı ziyarete değildi. Bay Price oturdu ve sessizce eşyalarımı karıştırmaya başladı. Ceplerini kontrol etti, fermuarları açtı, eşofmanlarımı silkeledi ve hepsini yere bıraktı. Bay Price yüzüme bakmadan, ''Ne aradığımı biliyor musun Mark?'' diye sordu. ''Hayır.'' dedim. ''Uyuşturucu.'' Sözcüğünün şoku gerilmeme ve dikkat kesilmeme yetti. U u uyuşturucu mu diye kekeledim. Ne tür? Dik dik bana baktı. Bilmiyorum. Sende hangi tür var? Dosyalarından birini açtı ve kalemleri ayrılmış küçük cepleri yokladı. <laughs> Mantar hastalığı gibi her yanıma ter bastı. Ter avuçlarımdan kollarıma, oradan boynuma yayılıyordu. Kan beynime ve yüzüme akarken şakaklarım atıyordu. Biraz önce narkotik madde bulundurup onları okula getirmekle suçlanmış her 13 yaşındaki çocuk gibi kaçıp saklanmak istedim. Neden söz ettiğinizi anlamıyorum diye karşı çıktım. Sözlerim istediğimden çok daha zayıf geldi kulağıma. Sesimin kendine güvenli çıkması gerektiğini düşünüyordum ama belki de öyle değildi. Belki korkmuş olmalıydım. Yalancıların sesi korkak mı çıkar, güvenli mi? Nasıl çıkarsa ben sesimin tam tersi çıkmasını istiyordum ama öyle olmadı. Güvensizliğim katlandı. Sesimin kendine güvensiz çıkması nedeniyle duyduğum güvensizlik kendime güvenimi azalttı. Kahrolası cehennemden geri bildirim döngüsü. Müdür yardımcısı, bunu göreceğiz, dedi. Dikkatini yüzlerce cebi varmış gibi görünen sırt çantama verdi. Her cep kendi ergen öteberisiyle doluydu. Renkli kalemler, sınıfta el değiştirmiş eski notlar, 90'ların başına ait kapları kırık CD'ler, kurumuş ispirtolu kalemler, sayfalarının yarısı eksik, eski bir çizim defteri, toz, kumaş tifti, İnsanı dele edecek kadar dolambaçlı ortaokul varoluşu sırasında birikmiş bir alay nesne. Terim ışık hızıyla pompalanıyor olmalıydı çünkü zaman genişlemiş, bollaşmış, saat 9'daki biyoloji dersinin ikinci bölümündeki saniyeler paleolitik sonsuzluklara dönüşmüşlerdi. Her dakika doğup ölüyordum sanki. Sadece ben Bay Price ve dipsiz sırt çantam. Mezolitik çağın oralarda bir yerde Bay Price sırt çantamı aramayı bitirdi. Hiçbir şey bulamadığı için sinirlenmiş gibiydi. Çantamı tepetaklak çevirdi ve işe yaramaz içeriği ofisinin tabanına saçıldı. Şimdi o da benim kadar çok terliyordu. Ama ben dehşet içindeydim. O öfkeliydi. Bugün uyuşturucu yok öyle mi? dedi. Sesi olağan çıksın diye uğraşıyordu. Hayır. Ben de aynısını yapıyordum. Öteberimi yaydı, her şeyi ayırmaya ve spor malzemelerimin yanında küçük tepecikler halinde yığmaya başladı. Paltom ve sırt çantam cansız bir şekilde kucağında duruyorlardı. İçini çekti ve duvara baktı. Kızgın bir adamın öteberisini yere saçtığı her 13 yaşındaki çocuğun isteyeceği gibi ben de ağlamak istiyordum. Bay Price yerdeki malzemeyi taradı. Uygunsuz ya da yasa dışı hatta okul politikasına aykırı hiçbir şey ve uyuşturucu bulamadı. İçini çekti ve paltonla sırt çantamı da yere attı. Eğildi, dirseklerini dizlerine koydu, yüzünü benimkiyle aynı seviyeye getirdi. Mark sana bana karşı dürüst olman için son bir şans vereceğim. Dürüst olursan sonucu senin için çok daha iyi olur. Yalan söylediğin ortaya çıkarsa her şey çok kötü olacak. Yutkundum. Şimdi bana doğruyu söyle, diye emretti Bay Price. Bugün okula uyuşturucu getirdin mi? Göz tutmaya çalışıyordum. Çığlıklarım boğazımda tıkanmıştı işkencecimin yüzüne baktım. Yakaran bir sesle o ergen korkulardan kurtulmaya can atarak ''Hayır, uyuşturucu yok. Neden söz ettiğiniz hakkında hiçbir fikrim de yok.'' dedim. ''Tamam.'' dedi. Teslim olma sinyalleri vererek. ''Sanırım eşyalarını toplayıp gidebilirsin.'' Ofisinin tabanında tutulmamış bir söz gibi duran sönük sırt çantama son bir kez özlemle baktı bir ayağını çantanın üzerine koydu, son bir çabayla hafifçe basmaya başladı. Kaygıyla kalkıp gitmesini bekliyordum ki, bu kara basanı unutup yaşama devam edebileyim. Ayağı bir şeye takıldı. Bu ne? diye sordu, ayağıyla vurarak. Ne ne? diye sordum. Burada hala bir şey var. Çantayı aldı, ve dibini yoklamaya başladı. Benim için oda bulanıklaştı, her şey sallanmaya başladı. Gençken akıllıydım. Arkadaş canlısıydım, aynı zamanda da serseriydim. Bunu olabilecek en sevilesi şekilde söylüyorum. İsyankardım, yalancıydım, öfkeli ve içerleme doluydum. 12 yaşındayken buzdolabı mıknatıslarıyla evin güvenlik sistemini hacklemiştim ki kimse duymadan gece yarısı evden çıkabileyim. Arkadaşımla birlikte annesinin arabasının vitesini boşa alır, sokağın ortasına iner, kadını uyandırmadan giderdik. Kürtaj hakkında makaleler yazardım çünkü İngilizce öğretmenimin son derece tutucu bir Hristiyan olduğunu biliyordum. Bir başka arkadaşımla annesinin sigaralarını çalıp okulun arkasında çocuklara sattık. Ayrıca Anam'ı saklamak için sırt çantamın dibine gizli bir bölme yapmıştım. By Price'ın ayağı sakladığım uyuşturucuya takıldıktan sonra işte bu bölmeyi bulmuştu. Yalan söylemiştim. By Price da söz verdiği gibi bana hiç iyi davranmadı. Birkaç saat sonra bir polis arabasının arka koltuğunda elleri kelepçeli oturan her 13 yaşındaki çocuk gibi yaşamımın sona erdiğini düşünüyordum. Aslında bir anlamda haklıydım da Ebeveynlerim beni evde karantinaya aldı. Yakın gelecekte hiç arkadaşım kalmayacaktı. Okuldan atılmıştım. Yılın geri kalanında evde eğitim görecektim. Annem saçımı kestirdi. Marilyn Manson ve Metallica tişörtlerimin hepsini çöpe attı. 1998 yılında yaşayan bir ergen açısından ölüm cezası gibi bir şeydi bu. Babam sabahları beni ofisine sürüklüyor ve bütün gün kağıtları dosyalatıyordu. Evde eğitim faslı sona erince özel ve küçük bir Hristiyan okuluna kaydımı yaptırdılar ve bu sizi pek şaşırtmayacak ama oraya hiç uyum sağlayamadım. Ve tam suçumun bedelini ödemiş, ödevleri tam zamanında teslim etmiş, dini sorumluluklarının değerini öğrenmiştim ki annemle babam boşanmaya karar verdiler. Bunları size ergenliğimin ne kadar berbat olduğunu anlatabilmek için yazıyorum. Tüm arkadaşlarımı mahallemi yasal haklarımı ve ailemi 9 ay içinde kaybetmiştim. 20'lerimdeki terapistim bu durumu gerçekten travmatik bir bokluk diye adlandıracaktı. Bir sonraki 10 yılı ve biraz daha fazlasını bunun üzerinde çalışmaya, bunu çözümlemeye ve daha az ben merkezci, kıymeti kendinden menkul küçük bir serseri olmamayı öğrenmeye harcayacaktım o zamanki ev yaşantımın sorunu yapılan ya da söylenen korkunç şeyler değildi. Tam tersine yapılması ya da söylenmesi gereken ama yapılıp söylenmeyen korkunç şeylerdi. Ailem Warren Buffett'ın para kazandığı ya da Jenna Jameson'ın düzüştüğü beceriyle her şeyin üzerini örterdi. Bunu yapmanın şampiyonlarıydık içinde yaşadığımız ev yanıp kül olsa. Aa her şey yolunda. Odan içi biraz sıcak oldu belki ama her şey gerçekten yolunda. Nidalarıyla karşılanırdı. Annemle babam boşandıklarında ortalıkta kırk tabaklar, çarpılan kapılar, kimin kimin canını okuduğu hakkında bağıra çağıra kavgalar yoktu. Kardeşim de bana bunun bizim suçumuz olmadığı konusunda güvence verdikten sonra yeni yaşam düzenimiz konusunda bir soru cevap seansı işte evet yanlış okumadınız düzenledik. Bir damla gözyaşı dökülmedi. Asla ses yükselmedi. Annemle babamın hakkında hiçbir şey bilmediğimiz duygusal yaşamlarına kardeşimle şöyle bir göz atmak sayabileceğimiz tek şey kimse kimseyi aldatmadı cümlesi oldu. Şahane! Odanın içi biraz sıcak oldu belki ama gerçekten her şey yolunda. Annemle babam iyi insanlardır. Bunların hiçbiri için onları suçlayamıyorum en azından artık suçlamıyorum ve onları çok seviyorum. Tüm ebeveynler gibi kendi hikayeleri, kendi yolculukları ve kendi sorunları var. Tıpkı kendi ebeveynleri, ebeveynlerinin ebeveynleri gibi. Ve tüm ebeveynler gibi benim annemle babam da sorunlarının bir kısmını bize aktardılar. Muhtemelen ben de aynısını çocuklarıma yapacağım. Bunun gibi gerçekten travmatik bokluk hayatlarımızı kapladığında bilinç dışımızda asla çözemeyeceğimiz sorunlarımız varmış gibi hissederiz. Sorunlarımızı çözmeye yeterli olmadığımızı varsaymamız da kendimizi zavallı, çaresiz hissetmemize neden olur. Bir şeye daha neden olur. Çözümsüz sorunlarımız varsa bilinç dışımız bir şekilde ya son derece özel ya da son derece defolu olduğumuza ve kimselere benzemediğimize karar verir. Demek ki kurallar bizim için farklı olmalıdır. Daha basit bir ifadeyle. Kendimizi hak kazanmış görürüz. Ergenlik dönemimin sancıları nedeniyle erken yetişkinliğimin büyük bölümünde kendimi birçok şeyi hak gördüm. Gemini'nin kendine hak gördüğü şeyler son derece başarılıymış gibi davrandığı iş dünyasıyla ilgiliyken benim hak gördüğüm şeyler de kendilerini ilişkilerimde ortaya koydular özellikle de kadınlarla olan ilişkilerimde. Travmam yakınlık ve kabul görme çevresinde döndüğü için devamlı bunları telafi etme, sürekli kendime sevildiğimi ve kabul gördürümü ispatlama çabası içindeydim. Bunun sonucu olarak da kokain bağımlısının kokainden yapılma bir kardan adamın peşine düşeceği gibi kadınların peşine düştüm. Bundan doymaz bir cinsel ihtiyaç yarattım. Sonra içinde boğuldum. Bir oyuncuya dönüştüm. Olgunlaşmamış, bencil ama zaman zaman baştan çıkaran bir oyuncu. 10 yıl kadar bir sürü yüzeysel, sağlıksız ilişki yaşadım. Seks eğlenceli olsa da açlığını çektiğim seksiydi. Onaylanmaktı. İstendiğimin, sevildiğimin, hatırlayabildiğim kadarıyla ilk kez değerli olduğumun onaylanması. Onaylanmaya olan bu açlığım, kısa sürede kendimi dev aynasında görme ve kendime karşı aşırı toleranslı olma alışkanlıklarına dönüştü. Canım ne isterse onu yapmaya ya da söylemeye hakkım var sanıyordum insanların güvenini kırmaya, duygularını yok saymaya, sonra da yarım ağza söylenmiş boktan özürlerle bunları geçiştirmeye hakkım var sanıyordum. Bu döneminde kimi eğlenceleri ve heyecanları oldu elbette. Bazı harika kadınlara rastladım ama çoğunlukla bir harabe gibiydim. Sık sık işsiz kalıyordum. Arkadaşlarımın kanepelerinde ya da annemde yaşıyordum. Çok fazla içiyordum, arkadaşlarımı kendime yabancılaştırıyordum ve gerçekten sevdiğim bir kadına karşılaşınca da ben merkezciliğimle kısa sürede her şeyi berbat ediyordum. Istırabımız ne kadar derin olursa sorunlarımız karşısında kendimizi o kadar fazla çaresiz hissederiz ve bu sorunları telafi etmek için o kadar fazla bazı şeyleri hakkımız görürüz. Bu kendine hak görme iki şekilde ortaya çıkar. 1. Ben muhteşemim. Siz diğerleri hepiniz berbatsınız. Demek ki ben özel davranılmayı hak ediyorum. 2. Ben berbatım. Ve siz diğerleri muhteşemsiniz. Demek ki ben özel davranılmayı hak ediyorum. Dıştan bakınca zıt zihin durumları ama içte aynı bencil yapışkan çekirdek. Aslında bu kişilerin genellikle bu ikisinin arasındaki salındık arasında salındıklarını görürsünüz. Haftanın hangi gününde olduklarına ya da o sıradaki bağımlılıklarının türüne bağlı olarak ya onlar dünyanın tepesindedirler ya da dünya onların tepesindedir. İnsanları büyük kısmı Jimmy gibi birini hiddetle narsist bir boşta gezenin boşta kalfası olarak doğru biçimde tanımlar çünkü kendini üstün gören yanlış bakışı nedeniyle epey böbürlenir ve sinir bozar. İnsanların kendine hak görmek anlamında çoğunlukla doğru tanımlayamadıklarıysa kendilerini sürekli aşağıda ve bu dünyada değersiz hissedenlerdir. Kişinin yaşamındaki her şeyi sürekli kendini kurban durumunda tutacak şekilde düşünüp kurması da tam tersinin gerektirdiği kadar bencillik gerektirir. Aşılamaz sorunları olmasını düşünmesi, hiçbir sorunu olmadığına inanması kadar enerjiye mal olur ve kendini kandırarak kendi gözünde yüceltmesi gerekir. Hakikat şu ki, kişisel sorun diye bir şey yoktur sizin bir sorunuz varsa, yüzde milyon birileri de geçmişte aynı soruna sahip olmuştur. Şu anda aynı sorundan müstariptir ya da gelecekte aynı sorundan çekecektir. Hem de muhtemelen sizin de tanıdığınız kişiler. Bu sorunu azaltmaz ya da acıtmayacağı anlamına da gelmez. Bazı durumlarda kurban olmanızın meşru olmadığı anlamına da gelmez. Sadece sizin özel olmadığınız anlamına gelir. Genellikle hem kendinizin hem de sorunlarınızın ciddiyet ve ıstırap açısından özel olmadığını fark etmek, onları çözmek için atılan ilk ve en önemli adımdır. Ne yazık ki bir nedenle giderek daha fazla sayıda kişi, özellikle de gençler bunu unutuyorlar öğretmenler ve eğitimciler bugünün gençliğinde duygusal dayanıklılık eksikliği ve bencil talep fazlalığı gözlemlemektedir. Artık sadece birilerine kendini kötü hissettirdiği için ders müfredatlarından bazı kitapların çıkartılması az rastlanan bir durum olmaktan çıktı. Konuşmacılar ve öğretmenler sırf bir Halloween kostümünün o kadar da aşağılayıcı olmadığını söylemek gibi son derece önemsiz nedenlerle susturuluyor ya da kampüslere girmeleri yasaklanıyor. Danışmanlar oda arkadaşlarıyla tartışmak ya da bir dersten kötü not almak gibi gündelik okul deneyiminin bir parçası olması gereken durumların öğrencilerde giderek daha fazla ciddi duygusal sorunlara neden olduğunu bildiriyorlar. Her zamankinden daha fazla birbirimizle bağlantı içinde olduğumuz bir çağda böyle her şeyi kendine hak görmenin zirve yapması çok tuhaf bir durumdur. Son teknolojik gelişmelerdeki bir şey güvensizliklerimizin hiç olmadığı gibi ama koşucusuna sık, koşusuna çıkmasına neden oldu. Kendimizi ifade etmek için ne kadar çok özgürlük verilirse bizimle aynı fikirde olmayan ya da canımızı sıkan birilerinin olmamasını da o kadar fazla istiyoruz. Aykırı bakış açılarıyla ne kadar fazla karşılaşırsak, varlıkları o kadar fazla canımızı sıkıyor. Yaşamlarımız kolaylaştıkça ve sorunlardan arındıkça daha da iyi olmalarının en doğal hakkımız olduğunu düşünüyoruz. İnternet ve sosyal medyanın yararları tartışılmaz biçimde olağanüstüdür. Birçok yönden yaşamak için tarihin en iyi dönemindeyiz ama bu teknolojilerin belki de istenmeyen yan etkileri var. Belki bunca özgürleştiren ve eğiten teknolojiler aynı zamanda insanların her şeye hakları olduğu duygusunu hiç olmadığı kadar azdırdılar. İstisna olmanın zorbalığı çoğumuz yaptığımız şeylerin çoğunda son derece ortalamayız. Bir şeyde özel olsanız bile bir sürü diğer şeyde ortalama ya da ortalamanın altındasınız. Yaşamın doğası budur. Bir şeyde gerçekten büyük olmak için ona tonla zaman ve enerji sarf etmeniz gerekir. Ve hepimizin sınırlı zamanı ve enerjisi olduğu için çok azımız birden fazla şeyde gerçekten istisna olabilir. Bir tanesinde olabilmişse elbette. Rahatlıkla bir insanın hayatın tüm alanlarında hatta birçok alanında olağanüstü performans göstermesinin istatistiksel olarak pek mümkün olmadığını söyleyebiliriz. Parlak iş insanları genellikle özel hayatlarını berbat ederler. Muhteşem atletler lobotomi yapılmış kayalar gibi sığ ve sıkıcı olabilirler. Ünlülerin çoğunun onları salak salak izleyen ve her hareketlerini takip edenler kadar bile hayattan haberleri yoktur. Hepimiz çoğu konuda epeyce ortalama insanlarız ama tüm ilgiyi uçlar çeker. Bunu zaten biliyoruz ama nadiren bunun hakkında düşünüyoruz ve veya konuşuyoruz ve bunun neden sorun olabileceğini kesinlikle tartışmıyoruz. İnternete, Google'a, Facebook'a, YouTube'a sahip olmak ve 500'den fazla TV kanalına erişebilmek harika. Ama bizim dikkatimizin sınırları var. Sürekli üzerimize boşanan bu enformasyon dalgasını işlememiz mümkün değil. Bu nedenle dikkatimize ulaşan sıfırlar ve birler gerçekten de özel enformasyon parçaları olur. 99.999 yüzde birliğin içinde olabilenler. Gerçekten istisna olan gün boyunca üzerimize boca edilir. İyinin en iyisi, kötünün en kötüsü. En büyük fiziksel başarılar, en komik şakalar, en üzücü haberler, en korkunç tehditler. Durmaksızın. Bugünkü yaşamlarımız insanlık deneyiminin çan eğrisinin uç noktalarındaki enformasyonla doludur. Çünkü medya endüstrisinde gözleri yuvalarından uğratan ve para kazandıran bunlardır. Hesap budur. Ama hayatın büyük çoğunluğu yaşamın yeknesaklığı içinde geçer. Yaşamın büyük bölümü olağan, sıradan ve ortalamadır. Bu abartılı enformasyon seli bizi istisnanın yeni normal olduğuna koşulladı. çoğunlukla son derece ortalama olduğumuz için bu abartılı enformasyon tufanı bizi epeyce güvensiz ve umutsuz yaptı. Çünkü apaçık yeterince iyi olmadığımızı gösteriyor. Giderek daha fazla her şeyi kendimize hak görmeye ve bunu bağımlılıkla telafi etmeye çalışmaya başladık. Bildiğimiz tek yolla mücadele ediyoruz. Kendimizi abartarak ya da ötekini abartarak. Bazıları bunu çabucak zengin olma yolları geliştirerek yapar. Kimileri dünyanın öteki ucuna giderek Afrika'da açlıktan ölen bebekleri kurtarır. Bazıları okulda büyük başarı sağlar ve her ödülü kazanır. Kimileri gidip bir okulun öğrencilerine ateş açar. Bazıları da konuşup soluk alan her şeyle seks yapmaya kalkar. Bu daha önce sözünü ettiğim kendinde hak görme kültürüyle yetişmekle yetişmekle de ilgilidir. Milenyum nesli sık sık bu kültürel kayma nedeniyle suçlanıyor ama bunun nedeni muhtemelen sürekli internette ve daima göz önündeki nesil olmaları. Aslında bu her şeyi kendine hak görme durumu tüm toplumu tüm toplumda belirgindir ve bana kalırsa da kitle medyasının güdümündeki istisna olma durumuyla ilişkilidir. Sorun teknolojinin ve kitle pazarlamasının yaygınlığının çoğu insanın kendi hakkındaki beklentilerini alt üst etmesindedir. İstisnanın sel gibi her yana yayılması insanların kendilerini kötü hissetmelerine neden olur. Daha uçlarda, daha radikal, daha kendinden emin daha önemli, daha fark edilir olmaya ihtiyaçları olduğunu hissettirir. Ben delikanlıyken biriyle yakınlaşmak konusundaki tüm güvensizliklerin pop kültürde dolaşan erkeklik hikayeleriyle iyice kötüleşmişti. Aynı hikayeler hala dolaşımdalar. Cool bir erkek ol. Partilere bir rock yıldızı gibi katıl. Saygı görmen için kadınların sana bayılması gerek. Seks bir erkeğin elde edebileceği en değerli şeydir her şeyi kendi vakarını bile feda etmene değer. Bu gerçekçi olmayan medya akışı zaten var olan güvensiz duygularımızın üzerine çö çöreklenir ve bizi yaşamasını beceremediğimiz gerçek dışı standartlara fazlasıyla maruz bırakır. Kendimizi çözümsüz sorunların sahibi olarak görmenin yanı sıra başarısız ve ezik de hissederiz. Çünkü basit bir Google araştırması Aynı sorunlara sahip olmayan binlerce insanı gözlerimizin önüne serer. Teknoloji eski ekonomik sorunları çözerken bize yeni psikolojik sorunlar yarattı. İnternet sadece açık bir enformasyon kaynağı değildir. Aynı zamanda açık bir güvensizlik, kendinden kuşku duyma ve utanç kaynağıdır. Ama özel ya da olağanüstü olmayacaksam anlamı ne? Günümüzde hepimizin bir gün gerçekten özel olmaya yazgılı olduğu kültürümüzde kabul görmektedir. Ünlüler bunu söyler. İş dünyasının kuralları bunu söyler. Oprah bile bunu söyler. Demek ki doğru olmak zorundadır. Her birimiz ve hepimiz olağanüstü olabiliriz. Hepimiz yüceliği hak ediyoruz. Aslında bu olgunun ta kendisinin çelişkili olduğunu çoğu kişi gözden kaçırıyor. Herkes olağanüstü ise, demek ki sözcüğün tanımı gereği hiç kimse olağanüstü değildir. <laughs> Gerçekten neyi hak edip etmediğimizi sorgulamak yerine bu mesajı yutar ve fazlasını isteriz. Ortalama olmak başarısızlığın yeni standardı oldu. Olabileceğiniz en kötü şey sürünün çan eğrisinin ortasında yer almak. Bir kültürün başarı standardı olağanüstü olmak olunca çan eğrisinin en alt ucunda olmak bile ortasında olmaktan iyidir. Çünkü en azından hala özelsiniz ve ilgiyi hak ediyorsunuz. Birçok kişi de bu stratejiyi seçer. Herkese en sefil en baskı altında, en büyük kurban olduklarını ispatlamak. Birçok kişi vasatlığı kabul etmekten korkuyor. Çünkü kabul ederlerse hiçbir yere ulaşamayacaklarını, hiç ilerleme kaydedemeyeceklerini, daha iyi bir hayata kavuşamayacaklarını sanıyorlar. Bu, deş, bu şekilde düşünmek tehlikelidir. Hayatın sadece gerçekten dikkat çekince, ve büyük olunca değerli olduğunu düşünürseniz, siz de dahil, insan nüfusunun çoğunluğunun değersiz olduğunu temelde kabul etmiş olursunuz. Bu düşünüş de kısa sürede hem kendiniz hem de başkaları için tehlike arz etmeye başlar. Bir konuda gerçekten istisna olan özel insanlar bunu istisna olduklarını inandıkları için yapmazlar. Tam tersine kendilerini geliştirmeye kafalarını takmış oldukları için mükemmeldirler. Ve gelişmeye olan bu takıntıları da yeterince iyi olmadıkları düşüncesinden kaynaklanır. Bu tam da kendine hak görmenin tersidir. Bu büyük insanlar doğuştan büyük olmadıklarını, sıradan, ortalama olduklarını ama çok daha iyisini yapabileceklerini anlamışlardır. Tüm o herkes olağanüstüdür ve büyüklüğe ulaşabilir. Saçmalığı egonuzu şişirmekten başka bir işe yaramaz. Mideye indirirken tadı çok güzel olan bir mesajdır. Ama sizi duygusal olarak şişirmekten ve şişmanlatmaktan başka bir şey yaramayan boş kalorilerden ibarettir. Kalbinizin ve beyninizin sözel hamburgeridir. Fiziksel sağlığın bileti gibi duygusal sağlığın bileti de sebzeleri yemenize bağlıdır. Yani hayatın sıradan, dünyevi gerçeklerini kabul edeceksiniz. Şöyle gerçekler. Büyük resimde sizin eylemlerinizin pek de bir önemi yoktur. Hayatınızın büyük bir kısmı sıkılarak geçecek ve kayda değer bir şey olmayacak ama bunda bir sorun yoktur. Başta bu sebze diyetinin tadı kötüdür. Hatta çok kötüdür. Ama kabul ettikçe düzelir. Bir kez hazmettikten sonra da bedeniniz canlanır ve güçlenir. En azından şahane olma, bir sonraki muhteşem şey olma baskısı sırtınızdan kalkar. Sürekli kendinizi yetersiz hissetme, sürekli kendinizi kanıtlama kaygısı dağılır, gider. Basit varlığınızı kabul ettiğiniz zaman yargılamalar ve gerçek dışı beklentiler olmadan gerçekten yapmak istediğinizi yapacak özgürlüğe kavuşursunuz. Yaşamın temel deneyimlerinin tadını daha fazla çıkarmaya başlarsınız. Basit bir dostluğun hazları, bir şey yaratmak, ihtiyacı olan birine yardım etmek, güzel bir kitap okumak, sevdiğiniz biriyle birlikte gülmek kulağa sıkıcı geliyor öyle değil mi? Çünkü bunlar olağan şeyler. Belki de olağan olmalarının bir nedeni vardır. Asıl önemli olan bunlardır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonra ıstırap çekmenin değeriyle devam edeceğiz.